5 dakika içinde pırıl pırıl parlayan bir makyaj yapıyoruz. Siyah noktalardan kurtuluyoruz ve saç kremi birleşimini gözden geçiriyoruz. Bütün bunlar ve daha fazlası bugünkü videoda sizi bekliyor. İlk pratik bilgimizde size şeffaf bir dudak parlatıcısını nasıl daha az renksiz yapabileceğinizi anlatacağız. Pembe göz farı ve sime ihtiyacımız olacak. Parlak tüpe bir miktar kırmızı sim koymak için küçük bir huni kullanalım. Uygulama fırçasıyla karıştıralım. Az miktarda göz farını ufalayalım. Göz farını parlatıcıya ekleyelim. İyice karıştıralım. Eski renksiz parlatıcımızın yerine pırıl pırıl parlayan pembe bir tane elde edelim. Simler çok güzel ışıldıyor. Elmas dudaklarınızla makyajınız kesinlikle muhteşem olacak. Bir sim kabını açarken etraftaki her şeye bulaştırmamak zordur. Ama bunun için bir çözüm var. Boş iki bölmeli göz farı paletine ve biraz sime ihtiyacımız olacak. Ayrıca alkol, gliserin ve aloe jeli hazırlayalım. Simi bölmelere koyalım. Simin üzerine alkol damlatalım. Karıştıralım. Birkaç damla gliserin ekleyelim. Ve son dokunuş. Fırçanın üzerine biraz aloe jeli koyalım ve parlak karışımla karıştıralım. Kreslenmiş şekilde bu simi kullanmak çok kolay. Bu harika makyajla kesinlikle her partinin yıldızı sen olacaksın. Jelatin ve ılık süt yüzünüzdeki kötü görünen siyah noktalardan kurtulmanıza yardımcı olacak. Bir kaşık süte bir çay kaşığı kuru jelatin ekleyelim. Ekstra görünürlülük için kırmızı gıda boyası ekleyelim. Karışımı 2,5 dakika boyunca mikrodalgada tutalım. Maskeyi burnumuza uygulamak için bir fırça kullanalım. Tamamen kurumasını bekleyelim. Jel tabakayı cildimizden çıkaralım. Jel maske mağazalardan satın alabileceğiniz gözenek temizleme şeritleriyle aynı şekilde çalışıyor. Tam olarak aynı etkiye sahip. Ancak parası cebinizde. Daha doğrusu burnunuzda. Bu pratik bilgi için şeffaf dudak parlatıcısına ve parlak şekerleme süslemelerine ihtiyacımız olacak. Parlatıcıyı üst göz kapağına uygulayalım. Renkli yuvarlak şekerleri yapıştıralım. Anında daha canlı bir görüntüye kavuşacaksınız. Bu lezzetli makyaj bir kostüm partisi veya fotoğraf çekimi için kullanılabilir. Canlı ve tatlı. İşte makyajınızı kalıcı kılacak kanıtlanmış bir pratik bilgi. Temel bilgilerle başlayalım. İhtiyacımız varsa fondöten ve kapatıcı sürelim. Ardından cildimize pudra uygulayalım. Makyajımızı her zamanki gibi tamamlayalım. Ama hepsi bu değil. Allık için bir fırçaya ve biraz bebek pudrasına ihtiyacımız olacak. Fırçanın üzerine biraz pudra dökelim. İnce bir toz tabaka halinde yüzümüzü eşit şekilde yayalım. Geniş bir kabın içine biraz su dökelim. Suyun soğuk olduğundan emin olalım. Yüzümüzü içine sokalım. Bu işlem makyajımızı sabitliyor ve cildimizin tonu hep mükemmel kalıyor. Ve bu pratik bilgi için en sevdiğimiz rujumuza ihtiyacımız olacak. Ve de nemlendirici bir dudak kremine. Ruju keskin bir bıçakla ikiye bölelim. Dudak kremini bir mumun üzerinde eritelim. Sıradan bir rujun içerisine dökelim. Bir bıçakla ucunu düzeltelim. Artık makyaj çantamızda ikisi bir arada rujumuz var. Renklendirici ve nemlendirici etki bir arada. Güzel dudaklar için ihtiyacımız olan tek şey bu. İşte sıradan boya kalemleriyle makyajınızı nasıl yapacağınızla ilgili pratik bir bilgi. Bir bardak sıcak suya ve doğru renkteki kalemlere ihtiyacımız olacak. Kalemleri birkaç dakika ılık suda bekletelim. Banyolarından sonra kalemler daha parlak ve ekstra pigmentli hale geliyorlar. Tıpkı göz ve dudak kalemleri gibi. Muhteşem bir makyaj bizi bekliyor. Saçlarınız sürekli dolanıyor mu ve fırçalar size işkence gibi mi geliyor? Bu durumda size yardımcı olacak pratik bir bilgimiz var. Boş bir sprey şişesi ve bir saç kremine ihtiyacımız olacak. Kremin küçük bir miktarını şişeye sıkalım. Biraz su dökelim. Tamamen karışana kadar çalkalayalım. Karışan saçımıza püskürtelim. Şimdi kolaylıkla tarayabiliriz. Saç çok düzgün ve parlak görünüyor. Ne yazık ki yüz pudramız kırılmış. Endişeye gerek yok. Sadece bir sonraki pratik bilgimizi izleyelim. Pudra ile birlikte biraz yüz kremine ihtiyacımız olacak.
Pudrayı kremle karıştıralım. Sufle kıvamında bir kahverengi elde edene kadar çubukla iyice karıştıralım. Pudralı kremi cildimize uygulayalım. Fondöten lekeleri kapatıyor ve cilt tonumuzu dengeliyor. Biraz çikolata aldığımızda genellikle hemen yemek isteriz. Fakat bunun yerine pratik bilgimizi kullanırsak daha iyi olur. Bir parça çikolatayı kıralım ve bununla kaşlarımızı gölgelendirelim. Kakao çekirdeklerinin büyüsü etkili oluyor ve kaşlar koyu bir çikolatanın rengini alıyor. Şimdi küçük bir fermuara ve bir parça parlak köpük lastik tabakaya ihtiyacımız olacak. Köpük lastik tabakayı ikiye katlayalım ve yanlarından silikonla birleştirelim. Fermuarı kenarlarına yapıştıralım. Parlak köpük lastik tabakadan dudakları alalım ve onları da üzerine silikonlayalım. Böyle şık bir makyaj çantası en sevdiğimiz güzellik ürünlerimizi taşıyacak. Hızlı ve pratik. Sıradan gündüz makyajlarınızdan bıktınız. Daha parlak ve ışıltılı bir şeyler mi arıyorsunuz? Sıvı dudak kremine ve birkaç tonda sime ihtiyacımız olacak. Güneşte parıldayan küçük sim öbeklerinden daha güzel bir şey olamaz. Başlangıç olarak kremi üst kapağımızın tüm yüzeyine uygulayalım. Simi fırçanın üzerine serpelim ve yavaşça kremin üzerine dokunduralım. İç köşeye daha açık bir renk sürelim. Parıltılı makyajınız dikkat çekiyor ve gözlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor. Çok güzel! Kirpiklerimiz için sadece yararlı değil, aynı zamanda güzel bir serumun nasıl yapılacağını görelim. Kuru deniz köpüğü renginde bir göz farına ihtiyacımız olacak. Kağıdın üzerine az miktarda göz farı ufalayalım. Serumun olduğu tüpe dökelim. Serum soluk mavi olacak. Kirpiklerimize her zamanki gibi uygulayalım. Kirpikler güzel mavi bir renk alacak. Özellikle mavi gözler üzerinde etkili oluyor. Eşi benzeri olmayan bir şey bu. Dudaklarınız kuruyor ve soyuluyorsa bir sonraki pratik bilgimizi izlemek için acele edin. Yeni arkadaşlarımız problemimizde bize yardımcı olacak. Naneli diş macunu ve diş fırçası. Diş macununu fırçanın üzerine sıkalım. Dudaklarımıza dikkatlice masaj yapalım. Yoğun nane peelingi, cildin hızlı bir şekilde yenilenmesine katkıda bulunarak dudaklara hızlı kan akışı sağlayacak. Kalıntıları bir pamuk parçasıyla silelim. Artık dudaklarımız daha yumuşak ve hassas. Şimdi öpücük veya güzel gülümsemelerin zamanı. Kirli bir fırça eski makyaj kalıntılarını içinde tutarak cildimizi zararlı bakterilerle enfekte eder. İşte makyaj fırçalarının temizliği için pratik bir bilgi. Ilık su, sıvı sabun ve metal bir süzgece ihtiyacımız olacak. Suya sabun ekleyelim. Süzgeci içine batıralım. Fırçayı dairesel hareketlerle süzgece sürtelim. Kıllar eleğin metal ağlarına sürtünüyor ve her türlü kir hızla ve kolayca yok oluyor. Ve fırçamız yine yeni gibi oluyor. Bu pratik bilgi için rimel ve makyaj fırçasına ihtiyacımız olacak. Fırçanın üzerine biraz rimel sürelim. Göz kalemi olarak kullanalım. Göz kapaklarımıza kanat çizelim. Artık herhangi bir özel göz kalemi satın almadan kedi gözleri yapabilirsiniz. Basit ve orijinal. Bu fikir için asetona, kavanoza ve köpük süngere ihtiyacımız olacak. Süngeri istediğimiz boyda kısaltalım. Bir kavanozun içine koyalım. Süngerin üzerine aseton dökelim. Ojemizi çıkarmak için parmağımızı kavanozun içine koymamız ve köpük süngeri sürtmemiz yeterli. 1 dakika. Tırnaklarımız tertemiz oldu. Bu çok pratik. Sıradan rujlar çok sıkıcı. Ama onları nasıl dönüştüreceğimiz konusunda bir fikrimiz var. Tüpün tabanına şerit halinde silikon uygulayalım. Camın üzerine krem sürelim ve silikon ile bu şekilde iki kanca yapalım. Onları rujun kapağına sabitleyelim. Sarı ve yeşil oje ile tüpü süsleyelim. Komik suratlı bir kaktüs çizelim. Çok komik, lezzetli bir ruj gibi görünüyor. Bu kesinlikle eşsiz bir ürün. Ve bir sonraki pratik bilgimiz için garip bir kombinasyona ihtiyacımız olacak. Dudak kremi ve lollipop. Kremi tüpten çıkaralım. Lollipop'u kilitli bir torbaya koyalım ve bir çekiçle ezelim. Malzemeleri bir kaba koyalım ve tamamen çözülene kadar birkaç dakika mikrodalgada tutalım. Elde edilen karışımı tüpün içine koyalım ve sertleşmesi için buzdolabına koyalım. Sonuç lollipop tadında bir dudak kremi. Hem tatlı hem de dudaklara iyi geliyor. Güzellikle ilgili pratik bilgilerimizi sevdiniz mi?
Öyleyse bu pratik bilgilerden hangilerini uygulardınız yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni pratik bilgileri kaçırmazsınız.